113 Felak. Felak suresi. Muavizeteine giriş. Bu iki surenin tefsirine girişmezden önce iki konunun ele alınması gerekir. Birinci konu, bir arifin mutasavvıfın, bu sureyi enteresan bir şekilde tefsir edip şöyle dediğini duydum, Allahü Teala, İhe Tas suresinde. Hüyahiyat, uluhiyet konusunu açıklayınca, onun peşi sıra, mahlukatın mertebelerini anlatmak için Felak suresini getirdi ve önce, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, buyurdu. Çünkü Adem'in, yokluğun, karanlıkları sonsuzdur. Hak Sübhanehu ve Teala da, var etme ve yaratmanın nuru ile bu karanlıkları aydınlatandır. İşte bundan dolayı Hak Teala, önce, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, buyurdu, sonra da, yarattığı şeylerin şerrinden, buyurdu. Bunun izahı şöyledir, mümkünat mahlukat alemi, Cenab-ı Hakk'ın, dikkat edin, halk, yaratma, ile emr ona aittir. Araf, 54, ayetinde beyan ettiği üzere, iki kısımdır, alemi emr ve alemi halk. Alemi emin hepsi, mahza hayırdırlar, serlerden ve afetlerden, kusurlardan, uzaktır. Alemi halk ise cisim ve cismaniyet alemidir. Şer de ancak bu alemde bulunur. Cisim ve cismaniyet alemi, alemi halk, yaratılış alemi, diye isimlendirilmiştir. Çünkü halk, takdir etme, bekleme, manasınadır ve miktir, belirlenen ölçüler, cisimlerin ayrılmaz özellikleridir. Durum böyle olunca, Cenab-ı Hak, de ki, var etme ve yaratma nuru ile, yokluk denizinin karanlıklarını aydınlatan Rabbe cisim ve cismaniyet alemi olan, halk alemindeki serlerden sığınırım, buyurmuştur. Hem sonra açık olan hususlardan birisi de şudur, cisimler, ya eseri olur, ya unsuri olur. Eseri cisimler, hayırlı ve iyidirler. Çünkü onlar, kusur ve bozulmadan uzaktırlar. Nitekim Cenab-ı Hak, Rahman'ın yaratmasında hiçbir kusur göremezsin. Gözünü tekrar çevir, bir çatlak görüyor musun? Mülk, üç buyurmuştur. Unsuri, elementlerden oluşan, cisimler ise, ya cansızdır, ya bitkidir, ya hayvandır cansızlar, bütün nefsani kuvvetlerden halidir. Binaenaleyh bunlarda tamamen zulmet, karanlık, vardır ve hiçbir nur yoktur. İşte, karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden, o Rabbe sığınırım, felak, üç ayetiyle anlatılmak istenen budur. Bitkilere gelince, onlardaki bitkisel besleme gücü, hem enine, hem boyuna, hem de derinlemesine artar, uzar. Binaenaleyh bu bitkisel güç, sanki üç düğümü üflenmiş gibidir. Hayvanlara gelince, onlardaki hayvani güçler, zahiri duyular, batini duyular, şehvet ve gazaptır ve bu kuvvetlerin hepsi, insani ruhu, gayb alemine bağlanıp, Allah'ın celalinin kutsiyetiyle meşgul olmaktan alıkor. İşte, haslettiği zaman, hasledenin şerrinden de, o Rabbe sığınırım, felak, 5 ayetinden murat budur. Bu mertebelerden sonra, insani nefisten başka süfliyat kalmamıştır ve Rabbe sığınan odur binaenaleyh kendisinden sığınılmaz. Hal böyle olunca Allahü Teala bu sureyi bitirdi ve bundan sonra, Nas suresinde, insani nefsin, terakkideki derecelerinin mertebelerini zikretti. Bu böyledir, çünkü nefis, fıtratı, yaratılışı, itibariyle, marifetullah ve muhabbetullah ile dolmaya, sarılmaya, müsaittir. Fakat o, işin başında, bütün bu, marifetlerden, ilimlerden, baştır sonra ikinci mertebede onda önce bedihi ilimler meydana gelir. Bu ilimler vasıtasıyla, fikri meçhulleri bilme derecesine ulaşmak mümkündür. Sonra işin sonunda da, bu fikri meçhuller, kuvveden fiile geçer. İşte Hak Teala'nın, de ki, insanların Rabbine sığınırım, Nas, bir, ayeti, insani nefsin birinci mertebesine, yani bütün bedihi ve kesbi ilimlerden hali, boş oluş haline bir işarettir. Bu böyledir, çünkü nefs bu mertebede, kendisine obedihi me'arifi, bilgiler, ile terbiye, edip süsleyecek olan bir mertebeye muhtaçtır. Sonra bu ikinci mertebede, ki bu, obedihi ilimlerin meydana geldiği mertebedir, nefis için, buradan fikri ilimleri bilme mertebelerine geçebilme melekesi, kabiliyeti, ayetinden murat budur. Sonra üçüncü mertebede, yani bu fikri ilimlerin kuvveden fiile geçmesi mertebesinde, nefsin tam, kemali, olgunluğu, gerçekleşir. İşte, ve insanların ilahına, sığınırım, Nas, üç, ayetinden Murat da budur. Binaenaleyh Hak Sübhanehu ve Teala kendisine adeta, insani nefsin mertebelerinden her bir mertebeye göre, o mertebeye uygun bir isimle isimlendirmiştir. Sonra da, o sinsi vesveselerinin şerrinden, sığınırım, Nas, 4 dememizi emretmiştir. Bu sinsi vesveseciden Murat vehmi kuvvettir. Vehme, sinsi, denilmesinin sebebi şudur, akıl ve vehim, bazı mukaddimelerin, öncüllerin kabulünde birbirine yardım ederler. Sonra iş neticeye ulaşınca akıl o neticeye destek olur, vehim ise sinsays davranır, geriler, döner ve neticenin kabulünü engellemeye çalışır. İşte bu sebepten dolayı ona sinsi en az denilmiştir. Sonra Hak Teala bu sinsinin akla büyük zarar verdiğini ve insanın nadiren ondan kurtulduğunu beyan etmiştir. Binaenaleyh Hak Teala bu surede adeta insan ruhunun mertebelerini beyan etmiş ve onun düşmanının kim olduğuna ve akıl ile vehmin arasının ne ile ayırt edilebileceğine işaret etmiştir. İşte bu nokta, insani nefsin mertebelerinin son derecesidir ve dolayısıyla kitab-ı kerim ve Furkan-ı azim bu noktada sona ermiştir. Muavizete'nin nüzul sebebi İkinci konu, müfessirler bu surelerin sebebi nüzulü olarak birkaç rivayet zikretmişlerdir. Bir, rivayet edildiğine göre Cebrail, aleyhisselam, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e gelip, bir ifrit, cin, sana tuzak kuruyor. Binaenaleyh yatağına gittiğin, yattığın, zaman dedi. İki, Allahü Teala bu iki sureyi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e göz karşı bir tedavi çare olsunlar diye indirmiştir. Said B. Müseyyeb'den şu rivayet edilmiştir, Kureyşliler, gelin, aç kalalım ve Muhammed'e nazar vuralım, dediler ve bunu yaptılar. Sonra ona gefip, pazun ne kadar güçlü, sırtın ne kadar kuvvetli, yüzün ne kadar parlak, dediler. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak, muavizeteğini indirdi. 3. Müfessirlerin ekserisinin görüşüne göre ise Yahudi Levid El Asam, bir kuyuya attığı bir yay kirişine, 11 düğüm atarak, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, esir yaptı. Bu kuyunun ismi, Zervan idi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, hastalandı ve bu rahatsızlık üç gece, artıp, şiddetlendi. İşte bundan dolayı, bu iki sure nazil oldu ve Cebrail, sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, sihrin atıldığı yeri haber verdi. Resulü ilah, sallallahu aleyhi ve sellem, da oraya Hazreti Ali, aleyhisselam, ve Talha, radıyallahu aneyhi'yi gönderdi. Onlar bu şeyi bulup getirdiler. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e bir düğüm çöz, bir ayet oku dedi. O bunu yaptı ve Hazreti Peygamber her bir ayeti okuduğunda bir düğüm çözüldü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bir hafiflik ve rahatlık hissediyordu. Bil ki mu tezilenin hepsi bu rivayeti reddederler. Mesela kadi bu rivayet asılsızdır. Halbuki Allahü Teala, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide, 67 ve Sihiras, yaptığında felaha ermez. Taha, 69, buyurduğu ve bunun olabileceğini söylemek, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in peygamberliğini yaralamaya götürdüğü halde, bir de bu doğru olsa bile, sihir yapanların bütün peygamberlere ve saliklere zarar verebilecekleri böylece kendileri için büyük bir mülk elde etmeye kadir olabilecekleri neticesi çıkacağı için, ki bütün bunlar batıldır, söz konusu değildir. Keza kafirler, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi sihirlenmiş diye tenkit ederlerken, bu rivayetin doğru olduğu nasıl söylenebilir? Binaenaleyh eğer bu hadise meydana gelmiş ise, kafirler bu iddialarında doğru olmuş olurlar ve Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, bu kusur hasıl olmuş olur. Halbuki bütün bunların caiz olmadığı malumdur, demiştir. Biz, ehli sünnetin, alimlerimiz ise şöyle demişlerdir, rivayet alimlerinin cumhuruna göre bu kıssa, hadise, sahihtir. Bu hususta zikredilen izahlar, Bakara suresinde geçti. Kadinin, Kafirler Hazreti Peygamber Hazreti Peygamberi sihirlenmiş diye tehdit ediyorlardı. Eğer bu hadise meydana gelmiş ise kafirler bu sözlerinde doğru olmuş olurlar şeklindeki sözünün cevabı da şöyledir. Kafirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in sihirlenmiş aklını kaybetmiş bir deli olmasını ve dinlerini bu yüzden terk etmiş olduğunu kastediyorlardı. Ama onun bedenen hissettiği bir acı ile sihrin tesirinde kalmasına gelince bu hiç kimsenin inkar edemeyeceği, akıldan uzak göremeyeceği, bir şeydir. Velhasıl Allahü Teala, dini, şeriatı ve peygamberliği hususunda eziyet edecek zarar verecek, hiçbir şeytan, insan ve sine ona, sallallahu aleyhi ve sellem, musallat etmemiştir. Ama bedenine zarar verme hususu ise, uzak bir ihtimal görülmez. Bu meseledeki sözün tamamı Bakara suresinde geçti. Biz şimdi tefsire dönelim. Bu sure, beş ayet olup, medenidir. 1. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Bu ayetle ilgili birkaç mesele var. Ayetin başındaki kul emri. Birinci mesele. Ayetin başındaki, de ki, ayetiyle ilgili birkaç incelik var. 1. Allahü Teala, kendisini zatında ve sıfatlarında uygun olmayan şeylerden tenzih olmak üzere, Ihlas suresinin okunmasını emredince ve bu tenzih, en büyük taatlardan biri olunca sanki kul ya Rabbi bu taat gerçekten çok büyük ve onu hakkıyla yapma hususunda kendime güvenemiyorum dedi. Bunun üzerine Hak Teala ona de ki sabahın Rabbine sığınırım yani Allah'a sığın ve rica et ki o seni en güzel bir şekilde bu taata muvaffak kılsın diye cevap vermiştir. 2. Kafirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın ne sebini anlatımını ve sıfatlarını sorunca sanki Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, senin hakkında, sana layık olmayan şeyleri söyleme cesaretini gösteren bu cahillerden nasıl kurtulacağım, demiş de, bunun üzerine Cenab-ı Hak, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, yani, bana sığın ki seni onların şerlerinden koruyayım, cevabını vermiştir. 3. Cenab-ı Hak, sanki, kim benim evime, Beytullah'a, sığınırsa, ona şeref veririm ve onu güvenlikte kılarım. Çünkü ben, kim oraya girerse, eman olur, Ali İmran, 97, buyurdum. Binaenaleyh sen de bana iltica et ve, sabahın Rabbine sığınırım, de ki, seni de emin kılayım, demek istemiştir. Rukyenin hükmü. Alimler, dua ve Allah'a sığınmak suretiyle, Allah'tan yardım istemek caiz midir, değil midir? Diye ihtilaf ettiler. Bazıları, bu caizdir, deyip, şöyle bazı deliller getirdiler. Bir, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, rahatsızlandı şikayetlendi. Bunun üzerine Cebrail, aleyhisselam, Allah'ın ismiyle seni, sana rahatsızlık veren her şeye karşı okuyup tedavi ediyorum ve Allah sana şifa verir, İBN. Mace, Tıb 37, 2 bölü 1166. Diyerek onu okumuştur. 2. İBN Abbas, radıyallahu anh, şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere, bütün acılara ve ateşli hastalıklara karşı şu duayı öğretirdi. Her direten, mustarib, damarın şerrinden ve cehennemin sıcaklığının şerrinden, Kerim Allah'ın ismiyle, Yüce Allah'a sığınırım. İBN, Mace, Tıb, 37, 2 bölü 1165. 3. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, henüz eceli gelmemiş bir hastanın yanına girer ve yedi defa, araştırma ı azimin Rabbi, Allahu azimden, sana şifa vermesini istiyorum, derse, o hasta şifa bulur, buyurmuştur. 4. Hazreti Ali, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bir hastanın yanına girdiği zaman, ey araştırmanın Rabbi, bu derdi gider, ey şifa verici, şifa ver. Senden başka şifa verici yoktur, derdi. 5. İbn Abbas, radıyallahu anh, öne şöyle dediği rivayet edilmiştir, Hazreti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, sizin ikinizi, şeytandan bela ve uğursuzluktan ve her kem gözden, Allah'ın tam kelimeleriyle, okuyor, Allah'ın korumasına havale ediyorum, Tirmizi Tıb, 18, 4 396. Diyerek Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e okurdu ve, babam İbrahim de, oğlu İsmail ve İshak'ı böyle diyerek okurdu, derdi. 6. Osman b. Ebul Ases Sakafi şöyle demiştir, neredeyse beni öldürecek bir acım olduğu halde, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e geldim. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu, sağ elini, o, ağrının olduğu, yerin özerine koy ve yedi defa, bulduğum bu şeyin şerrinden, Allah'ın ismiyle, Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım, ve Tirmizi Tıb, 29, 4 bölü 408. 7, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuk yapıp da bir konağa indiği zaman, ey toprak, benim de, senin de Rabbin Allah'tır. Ben, senin, sende olanın, senden çıkanın, üzerinde yürüyenin şerrinden o Allah'a sığınırım. Yine, aslanın, küçük ve büyük yılanın, akrebin ve bu beldenin sakinlerinin, babanın, oğulun, akrebin ve bu beldenin sakinlerinin, babanın, oğulun şerrinden Allah'a sığınırım, derdi. 8. Hazreti Ayşe, radıyallahu aneh, şöyle demiştir. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, vücudunda bir rahatsızlık duyduğu zaman, ıhlas ve felak nas surelerini sağ avucuna okur ve o avucuyla, rahatsızlık duyduğu yeri mesederdi. Rukyenin caiz olmadığı görüşü. Bazı kimseler, Cabir, radıyallahu aneh, den rivayet edilen, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, rukye yapmayı, okuyup küfleyerek tedaviyi, yasakladı, Hadisinden dolayı ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in Allah'ın bazı kulları var. Onlar tedavi için dağılanmazlar, rukye yaptırmazlar ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Buhari, Tıb 42, Müslim, İman 371 ila 372, 1/196, benzer hadis. Dağlama yapan ve rukye yaptıran Allah'a tevekkül etmiş olmaz. İbn Mas'ud, Tıb 23, 2 bölü 1154, Tirmizi, Tıb, 4 bölü 393. Hadislerinden dolayı rukye yapmayı yasak, haram, saymışlardır. Ben buna, bu yasaklamanın, ne olduğu, gerçeği, bilinmeyen rukye, tedavi ile ilgili olması muhtemeldir. Ama güvenilir bir dayanağı olan rukyeye gelince, o nehyedilmemiştir, diyerek cevap veririm. Ama alimler, bir şey asma konusunda ihtilaf etmişlerdir. Rivayet edildiğine göre, K. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir şey asarsa, bağlarsa, bağlarsa, işi ona havale edilir, Tirmizi, Tıb 24-4-403 buyurmuştur. İbn Mesud, radıyallahu anh, un, ümmi Velid'inin pazusuna bağlanmış, asılmış, bir nazarlık gördüğü ve onu, sert bir şekilde koparıp, parçaladığı rivayet edilmiştir. Kimi alimler, bunu caiz görmüşlerdir. Muhammed Bakır, radıyallahu anh, a, Çocuğa asılan takılan muska nazarlığın hükmü soruldu, o bu hususta ruhsat verdi. Alimler nefes yani üfleme konusunda da ihtilaf ettiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığı zaman Felak nas surelerini okuyarak kendi kendine üflerdi ve eliyle ağrıyan yerini meshederdi. O vefat ettiği o hacının rahatsızlığını duyduğu zaman da, daha önce yaptığı gibi felak naz sureleri ile kendisine okuyup üflemeye başlardı. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, den rivayet edildiğine göre, o, yatacağı zaman, felak naz surelerini iki eline okur, sonra onlarla bütün bedenini mesederdi. Bazı alimler, okuyup üflemeyi hoş görmemişlerdir, İkrime, rukye yapan kimsenin üflemesi, meshetmesi, el sürmesi veya düğüm atması münasip değildir, demiştir. İbrahim, en nehai, nin, selef, rukyede üflemeyi kerih görürlerdi, dediği rivayet edilmiştir. Birisi demiştir ki, acı çekmekte olan dahağın yanına girdim ve, ey bu Muhammed sana okuyayım mı? Dedim, olur, fakat üfleme, dedi. Ben de ona muavizeteyni, felak ve nası, okudum. Halimi şöyle demiştir, İkrimeden rivayet edilen, rukye yapan kimsenin üflememesi, meshetmemesi, muska bağlamaya, düğüm atma, ması gerekir, sözünü söylerken, ikrime, sanki Allahü Teala'nın, düğüme nefes etmeyi, üflemeyi, sığınılması gereken şeylerden saydığı, binaenaleyh bunun yasak olması gerektiği görüşüne sahip olmuştur. Fakat bu görüş zayıftır. Çünkü düğüme üflemek, cana ve bedene zarar veren bir sihir olduğu zaman ancak kötü ve kınanmış bir iş olur. Ama bu nefes, üfleme, canlara ve bedenlere iyilik vermek için, tedavi etmek için olunca, haram olmaması gerekir. Rep vasfının özelliği. Allahü Teala, kıraatin başlangıcında, şeytandan Allah'a sığın, Nas, 98, buyurarak, yüzü ile başlamayı emretmiştir. Burada ise, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, buyuruyor. Bir başka yerde de, de ki, ya Rabbi şeytanın vesveselerinden sana. Sığmıyorum, Müminin, 97, buyurmuştur. Hadis-i şeriflerde de, Allah'ın tam kelimelerine sığınırım, şekli yer almıştır. Şüphe yok ki, Hak Teala'nın isimlerinin en yücesi, Allah'dır. Rab, ismi ise, bazan Allah'tan başkaları için de kullanılır. Nitekim Allahü Teala, çeşitli Rabler mi hayırlıdır, yoksa Allah mı, Yusuf, 39, buyurmuştur. Öyleyse, Allahü Teala'nın bu surelerde, Allah'a sığınırım, şeklinde değil de, sabahın Rabbine sığınırım, diye sığınmayı emretmesinin sebebi nedir? Buna, alimler çeşitli şekillerde cevap vermişlerdir. Bir Allahü Teala, Kur'an okuduğun zaman, Allah'a sığın, Nâye Eçel, 98 ayetinde, Kur'an okumak için istazeyi emretmektedir. Bu suredeki isteğiz emri ise, canı ve bedeni sihirden korumak içindir. Birinci vazife daha büyüktür. Dolayısıyla Allahü Teala orada, en büyük ismini zikretmiştir. 2. Şeytan seni ibadetten men etmeye çalışırken, bedenine ve ruhuna zarar ulaştırmaya çalışırken gösterdiği gayretten daha fazla çaba sarf eder. Dolayısıyla Hak Teala bu surede değil de orada, en büyük ismini, yani Allah, ismini zikretmiştir. 3. Rep, ismi, terbiyeye, işaret eder. Dolayısıyla Allahü Teala sanki, geçmişte ona olan terbiyesini, onu gelecekte terbiyesine bir vesile saymıştır. Yahut da kul, adeta şöyle diyor, Allah'ım, terbiye ve ihsan senin sanatındır. Binaenaleyh beni ihmal etme, ricamı boşa çıkarma. 4. Cenab-ı Hak, terbiye ile, ihsana, iyiliklere, başlamıştır. Başlamak ise, devamı gerektirir. 5. Bu sureler, Kur'an'ın son sureleridir. Binaenaleyh terbiye ve ihsanının senden kesilmeyeceğine tembih için bu surelerde, Reb ismini zikretmiştir. Eğer, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım, demek suretiyle, son olarak, ilah ismini zikretmiştir, denilirse, biz deriz ki, bunda şöyle bir incelik var, Allahü Teala şöyle demiş olmaktadır, Rabbim olana sığınırım, de. Fakat bil ki, o, ilandır, sinsi vesveseciye kahir ve galiptir. Dolayısıyla o önemli vazifelerinde düşmanlarına karşı keskin bir kılıç ve yakıcı bir ateş, ama sana karşı ise müşfik olan babana dön. Şu halde bu iyilik ve terbiye vadinin en büyük bir çeşididir. 6 Hak Teala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e kalbin bana ait. Dolayısıyla oraya benden başkasının sevgisini sokma. Dilin bana ait, onunla benden başkasını anma. Bedenin bana ait onu benden başkasının hizmet ve ibadetiyle meşgul etme. Bir şey istediğin zaman ancak benden iste. Binaenaleyh ilim istediğin zaman da, ya Rabbi, ilmimi artır, de. Eğer dünyayı istersen, ilahdan, fazel ı ikramını isteyin. Bir zarardan korktuğun zaman da, de ki, sabahın Rabbine sığınırım. Çünkü ben, kendimi, sabahın yaratıcısı ve tanelerin çekirdeklerinin yaratıcısı, fali olarak niteledim. Bütün bu şeyleri, ancak senin için yaptım. Bütün bu işleri senin için yaptığım zaman, seni, korku ve belalardan korumuş olur muyum? Demiş olmaktadır. Felak kelimesi sabah vaktinin özellikleri. Müfessirler, felak, kelimesiyle ilgili çeşitli izahlar yapmışlardır. Birinci görüş, felak, sabah demektir. Bu, ekseri alimin görüşüdür. Zeccak şöyle demiştir, felak, sabahtır. Çünkü sabah geceden, faik edilmekte geceden çıkartılmaktadır. Felak ismi mef'ul yani çıkarılmış manasında faıl, vezninde bir kelimedir. Arapçada o sabahın doğuşundan aydınlığından daha açık denilir. Bu manada Allah'a sığınmada sabahın özellikle zikredilmesinin çeşitli izahları var. A, bu çeşitli zifiri karanlıkları bütün bu alemden kaldırmaya kadir olan Allah sığınan kuldan korktuğu ve çekindiği her şeyi defetmeye de kadirdir. 2. Sabahın doğuşu, ferahlığın gelişine misal gibidir. Nitekim insan gece, sabahın doğuşunu beklediği gibi, korkan da kurtuluş sabahının doğmasını gözler. 3. Sabah, müjde gibidir. Çünkü insan, karanlıkta, kütük üzerindeki et gibi olur. Sabah olduğu zaman, sanki emniyeti ilan etmiş, ferahlığı müjdelemiş gibi olur. İşte bu sebepten dolayı her hasta ve davetli, seher vaktinde bir hafiflik bulur. Binaenaleyh Hak Sübhanehu ve Teala, de ki, sabahın Rabbine sığınırım, buyurmuştur. O, istenmediği halde sabahın doğuş nimetini verir. Ya istendikten sonra nasıl verir? Dört Bazıları demişlerdir ki, Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman, dizi şiddetli bir acı duydu ve gecesini, gözü açık geçirdi. Sabahın doğuş vakti yaklaştığı zaman, Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu teselli etmek üzere ve Rabbine dua etmesini tavsiye etmek üzere indi. Bunun üzerine o, "Ey Cebrail sen dua et, ben de amin diyeyim." dedi. Cebrail aleyhisselam dua etti, Yusuf aleyhisselam amin dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onun sıkıntısını, acısını giderdi. Yusuf'un hayatında mutlu dönem gelince Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi: "Ben de dua edeyim, sen amin de." Böylece Yusuf Aleyhisselam Rabbinden işte bu vakitte bütün başı belalı olanların sıkıntısını gidermesini istedi. Dolayısıyla her hasta gecenin sonunda mutlaka bir tür hafiflik hisseder. Rivayet edildiğine göre Yusuf Aleyhisselam kuyuda şöyle dua etmiştir: "Ey sıkıntılı anımda desteğim yalnızlığımda dostum, ey garibliğime merhamet eden, ey üzüntümü gideren, ey duama icabet eden, ey benim ilahım ve babalarım İbrahim'in, İsa'ın, ya, kübun ilahı, yaşamın küçüklüğüne, dayanağımın, gücümün, zayıflığına ve çaremin azlığına merhamet et, ey hay, ey kayyum, ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. 5. Bu ayette, özellikle sabahın zikredilmesi belki de sabahın, darda kalmışların doğa, üzüntülere icabet vakti oluşundan dolayıdır. Binaenaleyh Hak Teala sanki, şöyle demek istemiştir, de ki, bütün dert ve sıkıntıların açıldığı o vaktin Rabbine sığınırım. 6. Belki de Allahü Teala, kıyamet gününün bir örneği olduğu için, burada özellikle sabahı zikretmiştir. Çünkü, geceleyin, insanlar, adeta ölüler, evlerde kabirler gibidir. Sonra onlardan kimi, evinden çıplak ve iflas etmiş, fakir, olarak çıkar ve ona iltifat edilmez, Kıymet verilmez kimi borçlu olur ve hapse atılır kimi itaat olunan bir padişah olur ve binekler ona yönelir insanlar onun huzurunda durur Kıyamet günü de böyledir Bazı insanlar o gün sevap yönünden iflas etmiş takva elbisesinden yoksundur çıplaktır dolayısıyla Cebbar padişahın yani Allah'ın huzuruna çekilip götürülürler Dünyada Rabbine itaatkar olan kul ahirette itaat olunan saygı gösterilen bir padişah olur ona burak sunulur namaz, kıyamet provası. 7. Allahü Teala'nın, kıyamet hallerini kendinde toplayan namaz vakti olduğu için, özellikle sabahı zikretmiş olması da muhtemeldir. Evet, namazdaki kıyam, kıyamet günündeki kıyamı hatırlatmaktadır. Nitekim Allahü Teala, insanların, Rabbul Alemin için kıyam ettikleri kalktıkları gün. Mutafifin, 6, buyurmuştur. Keza namazdaki kıraat, amel defterlerinin okunuşunu, namazdaki rükû, kıyametteki başlarını, utançlarından, eğerler, secde, 12, ayetinin anlattığı hususu, namazdaki secde, secdeye davet olunurlar, fakat güçleri yetmez, kalem, 42, ayetinin anlattığı hususu, namazdaki oturuş, her ümmeti, diz çökmüş görürsün, kasiye, 27, ayetinin anlattığı hususu hatırlatır. Binaenaleyh kul, Allah'ım, beni şu gecenin karanlığından kurtardığın gibi, kıyametin bu korkularından da kurtar, der olur. Cenab-ı Hak, bu ayette, özellikle sabah namazının vaktini zikretti. Çünkü, şüphesiz, fecir vakündeki kıraat, yani sabah namazı, şahitlidir, İsra, 78, yani gece ve gündüz melekleri, onda hazır olurlar, buyurulduğu üzere, sabah namazının, daha fazla şerefi var. 8. Seherlerde istiğfar edenler, Ali İmran, 17, ayetinde beyan ettiği gibi, sabah, istiğfar ve yalvarıp, yakarma vaktidir. İkinci görüş, felak, Allah'ın, bitkilerle yeryüzünü yardığı gibi, yardığı her şeydir. Şüphesiz Allah, tanenin ve çekirdeğin haliki, yarıp çıkaranıdır, en'am, 95. Dağları, gözelerle yarmıştır. O kayalardan, nehirler fışkıranlar vardır, bakara, 74. Bulutları, yağmurlarla, rahimleri, çocuklarla, yumurtaları civcivlerle, kalbileri. Marifetlerle, bilgilerle, yarmış, içlerinden bunları çıkarmıştır. Mahlukatı düşündüğü zaman çoğunun değişimden hatta yokluktan Adem'den olduğu, sanki onun karanlık gibi nurun aydınlığı da varlık gibi olduğu hakikati senin için ortaya çıkar. Ve ezelde onunla beraber kesinlikle sanki onun yokluk karanlıklarının denizini yaratma, var etme ve tekvin nurları ile yardığı sabit olur. İşte felak yarma ile anlatılan budur. Bu görüş şöyle çeşitli bakımlardan doğruya daha yakındır bir, mevcut olan, ya yaratıcıdır, ya yaratılmıştır. Biz, felak, kelimesini bu görüşe göre tefsir ettiğimizde, Allahü Teala sanki şöyle demiş olur, de ki, bütün mümkünatın Rabbi, bütün mahfukatın var edicisi olan Allah'a sığınırım. Binaenaleyh bundaki saygı daha büyük olur ve, sabah, da, bu manaya dahil olan hususlardan biri olmuş olur. 2- Her bir varlık, ya vacip li veya mümkün li zatihidir mümkün, olan, başkası sayesinde var olmuştur, haddi zatında, önceden, yoktur. Binaenaleyh her, mümkün, varlık için, var olması esnasında, var olmasını sağlayan, devam etmesi halinde de, devamını sağlayan bir müesir gereklidir. Çünkü mümkün, bekası, devamı, halinde, müesire muhtaçtır. Terbiye, rububiyet ise hadus, var olma, haline değil, aksine beka haline bir işarettir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak adeta şöyle buyurmaktadır, sen, ey kul, sadece var olma halinde değil, zatının ve bütün sıfatlarının hem var olma, hem beka halinde, bir var ediciye ve hayatını sürdürücüye, muhtaçsın. İşte, felın Rabbi, ifadesi, Allah'tan başka bütün varlıkların, mahiyetleri ve varlıkları konusunda, zatları ve sıfatları bakımından, hem var olmak, hem devam edebilmek için, Allah'a muhtaç olduklarına ve tevhid sırrının, ancak bu hususların görülmesi durumunda, şirk şeybelerinden temiz olacağına delalet eder. 3. Karanlıkta var etmek ve suret vermek, aydınlıkta bu işi yapmaktan daha zordur. Binaenaleyh Hak Teala sanki, ben, nurların doğuşundan ve ışıkların ortaya çıkışından önce yaptığım şeyi yapanım. Böyle bir şey, ancak tam ilim ve yüce hikmet ile yapılan şeylerdendir, demektedir. O, sizleri, ana rahimlerinde dilediği şekilde şekillendirendir. O aziz ve hakimden başka tanrı yok, Ali İmran, 6, ayeti ile, buna işaret edilmiştir. Üçüncü görüş, felak, cehennemde, içine düşülen, bir vadidir. Bu, Arapların, alçak çukur yerler için kullandıkları, felak, kelimesindendir. Bunun çoğulu, felkan'dır. Bir sahabiden şöyle rivayet edilmiştir, o, Şam'a geldi ve Zilor'in evlerini, içinde oldukları geçim bolluğunu gördü ve, buna aldırmam. Çünkü bunların gerisinde, sonunda, felak yok mu? dedi. Felak nedir? diye sorulunca da, o, cehennemde bir evdir ki orası açıldığı zaman, sıcaklığının şiddetinden, bütün cehennem ehli feryadı figan eder, cevabını vermiştir. Cenab-ı Hak bu ayette, özellikle, felağı zikretti, çünkü Allah, böylece büyük ve insanların düşünemeyecekleri şiddette bir azaba kadirdir. Ama onun rahmetinin, azabından daha büyük, daha mükemmel ve daha tam olduğu da sabittir. Dolayısıyla o adeta şöyle demektedir, de ki, ey bu şiddetli azabın sahibi, bu azabından daha büyük, daha mükemmel, daha tam, daha öncelikli ve daha ileri olan rahmetine sığınırıyorum. Mahlukatın şerri 2. Yarattığı şeylerin şerrinden. Bu ayetle ilgili iki mesele var. Birinci mesele, bu ayetin tefsiri olarak çeşitli izahlar var. İblis, bir ata, İbn Abbas radıyallahu anhe öyle dediğini rivayet etmiştir. Allahu Teala bu ifadeyle özellikle iblisi zikretmiştir. Çünkü Hak Teala, ondan daha şerli bir mahluk yaratmamıştır ve de bu sure, sihirden isteğiz Allah'a sığınma hakkında nazil olmuştur. Sihir ise ancak iblis, yardımcıları ve askerleri sayesinde tamamlanır. Cehennem. 2. Bu ayetle, Hak Teala, cehennemi kastetmiş ve adeta şöyle buyurmuştur, de ki, cehennemde yarattığı şeylerin şiddet ve dehşetinden, cehennemin Rabbine sığınırım. Muzır hayvanlar. 3. Yarattığı şeylerin şerrinden, ifadesiyle, Hak Teala, vahşi hayvanlar, haşereler ve bunların dışındaki şeyler gibi, eziyet verici çeşit çeşit hayvanların şerrini kastetmiştir. Buna bize eziyet veren cin ve insanların dahil olması ve fiillerinin, şer diye nitelenmesi de caizdir. Cinlerin ve insanların, buradaki, ismi mevsulüne, dani edilmesi caizdir. Çünkü ekseriyet, akıllı olmayan varlıklar tarafından olunca, hepsi için ismi mevsulünü kullanmak güzel ve yerinde olur. Zira en fazla olan, esas alınır. Keza bu ayete, hastalık yapan yiyeceklerin, su ve ateşin selleri de dahildir. İmdi, eğer, sudan, ateşten, akrep ve yılan sokmasından meydana gelen acılar, çoğu kelamcılara göre, direkt Allah'ın yaratması ile meydana gelmektedir. Veya, feylesofların çoğu ile bazı kelamcılara göre, Allahü Teala'nın bu cisimlerde yarattığı bir takım kuvvet ve özelliklerden doğmaktadır. Her iki halde de, ayetin neticesi, Allahü Teala'nın, peygamberine, Allah'tan yine Allah'a sığınmasını emretme olmaktadır, binaenaleyh bunun manasını. Denilirse, biz deriz ki, bunda ne beis var? Zaten Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, de, Allah'ım senden yine sana sığınıyorum, diyerek bunu açıkça ifade etmiştir. Hastalık, felaket ve dertler. 4. Hak Teala bu ifadeyle, yarattığı hastalıkları, dertleri, kıtlıkları, çeşitli bela ve afetleri kastetmiştir. Cübbay ve Kadi, Abdülcebbar, bu tefsirin batıl olduğuna, çünkü Allah'ın fiilinin, şer, diye isimlendirilemeyeceğini iddia etmişler ve şöyle demişlerdir, bunun böyle olduğuna şunlar da delalet eder. Bir Bu manaya göre, kendisinden sığınma emredilen varlığın, bize kendisine sığınmamızı emreden varlık olması gerekir. Bu ise, bir tenakuzdur. 2. Allahü Teala'nın bütün fiilleri, hikmetlidir, doğrudur. Böyle olan fiillere, şer, demek mümkün değildir. 3. Eğer Allah'ın fiilleri şer olsaydı, bunları yapan da, şerli, diye vasfedilirdi. Halbuki Allahü Teala, böyle nitelenmekten yücedir. Bunların birinci delillerine, açıkladığımız gibi, Allah'ım, senden, yine sana sığınırım, sözünde bir imkansızlık yoktur, diyerek, ikinci delillerine, insan, ondan elem duyunca, o şey, şer, sayılır. Binaenaleyh ayet, bu insanın sözüne göre ifade edilmiştir. Nitekim, kötülüğün cezası, misliyle kütüktür, şura, kırk ve, kim size karşı haddi aşarsa, onun size haddi aşısı kadar, siz de ona karşı haddi aşın, Bakara, 194, ayetlerinde de böyledir, diyerek, üçüncü delillerine de, Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir, ıstılahi değildir, yani Allahü Teala'nın bildirdiği şekillerdedir. Halbuki onun, şerli, diye bir ismi yoktur, diye cevap veririz. Hem sonra Allahü Teala'nın, insana bir şer dokunduğu zaman, feryadu figan eder, mörik, 20, ve ona şer dokunduğu zaman, uzun uzun yalvarıp yakarır. Fussilet, 51, ayetleri, hastalıkların ve dertlerin, şerh diye isimlendirilebileceğine delalet eder. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, de şöyle derdi, gece ve gündüz gelenlerin şerrinden, Allah'ım, sana sığınırım. Kaderden sığınma. Bazı mülhidler, sapıklar, de ki, felahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, ayetlerini, şöyle, birkaç açıdan tenkit etmişlerdir. Bir kendisinden sığınılan şeyler Allah'ın kaza ve kaderiyle mi yoksa Allah'ın kaza ve kaderi takdiri olmadan mı meydana gelmiştir? Eğer birincisi söz konusu ise, Allahü Teala nasıl o şeyden Allah'a sığınmayı emreder? Çünkü Allah'ın hükmettiği ve takdir ettiği şey vaki olmaktadır. Buna göre Allahü Teala sanki meydana gelmesini takdir ettiğim ve meydana gelmesi kaçınılmaz olan şeyden bana sığın ki onu meydana getireyim demiş olur. Ama eğer bu şeyler Allah'ın kaza ve kaderi ile değil ise bu da Allah'ın mülk ve melekutunu zedeler bir durumdur. 2. Eğer sığınılan şey meydana geleceği bilinen bir şey ise onu engelleyebilecek bir şey yok. Dolayısıyla da ondan Allah'a sığınmanın hiçbir faydası yok. Ama eğer meydana gelmeyeceği biliniyor ise ondan istiazeye Allah'a sığınmaya da gerek yok. 3. Eğer sığınılan şey bir maslahat yani faydalı şey ise, mükellef, o şeyin defedilmesini ve engellenmesini istemeye nasıl rağbet eder? Ama eğer o şey, bir mefsedet, yani zararlı şey ise, Allah onu nasıl yaratır ve takdir eder? Bil ki bu gibi şüphelere verilecek cevap, Allah, yaptıklarından hesaba çekilemez, demektir. Bu söz, bu kitapta tekrar tekrar geçmiştir. Gâsık. 3. Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden. Alimler, Gasıkın ne demek olduğu hususunda şöyle çeşitli izahlar yapmışlardır. Bir gasık karanlığı çok olan gece manasındadır. Bu gecenin iyice kararmasına kadar ısra 78 ifadesindendir. Göz yaşla doldu manasındaki deyimi, yara kanla doldu manasındaki deyimi bu deyimi bu köktendir. Bu Ferah ve Ebu Bey'denin görüşüdür. Ebn Kay bu manada şu şiiri okumuştur, muhakkak ki bu gece, bütün zulumatıyla üstüme çöktü. Ve ben, gam keder ve uykusuzluktan bizar oldum. Zecrak, i sık, sözlükte, soğuk, demektir. Geceye, gündüzden daha soğuk olduğu için, ya denmiştir. O çok soğuktur, sözü de, bundandır. 2- Bir kısım kimseler, yasık ve gassak, akan manasınadır. Bu, Arapların, gözden su aktı, manasındaki fiilindendir. Geceye, karanlığı yeryüzüne adeta akıp döküldüğü için, gâsık, akan, denilmiştir. Ayetteki, ise, gözden kaybolacak şekilde başka bir şeyin içine girmek manasınadır. Girdi, manasında, denilir. Çukura da, içine su girdiği, dolduğu, için, vakbe, denilir. İkâb, da, bir şeyi çukura sokmak manasınadır. Bunlar, yasık, ve, ve kelimelerinin, dil ile ilgili izahlarıdır. Zifiri karanlık. Müfessirlerin de ayetle ilgili bazı izahları var. Bir, bu ayet, geldiği, girdiği zaman gecenin şerrinden, demektir. Allahü Teala, gecenin şerrinden sığınmayı emretmiştir, çünkü geceleyin, vahşi hayvanlar yuvalarından ve haşerat yerlerinden çıkar, hırsızlar ve suçlular hücuma geçer, yangınlar meydana gelir ve geceleyin silah doğrultulsa, o da, silah doğrultanı öldürse, bu insana kısas gerekmez. Ama aynı iş gündüz olsa, o zaman kısas gerekir. Çünkü gündüz, yardım, imdat bulunabilir. Bir grup kimse, geceleyin, cin ve şeytan denilen eziyet verici ruhlar ortaya çıkar yayılır. Çünkü gündüz, güneş ışıklarının gücü sanki onları bastırmaktadır. Ama gece olunca, onlar için bir çeşit üstünlük hasıl olmaktadır. 2. Yasık, Batan Ay, manasınadır. İBN Kuteybe, tutulup gözden kaybolduğu yani ışığı gidip, karardığı zaman için aya, gasık denmiştir. Buna göre ayın, bu kubu da, bu kararma içine girmesidir. Ebu Seleme, radıyallahu anh, Hazreti Ayşe, radıyallahu anh'den, den, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ne, onun elini tutarak, ayı gösterip şöyle dediğini rivayet etmiştir, şunun şerrinden, ey Ayşe, Allah'a sığın. Çünkü o, battığı zaman da sıkın şerinden. Ayetinde işaret edilen, Tır-Tirmizi, Tefisir, 94, 5 bölü 452. İBN Kuteybe, bunun manası, kusufa girdiği, yani tutulduğu zaman, ayın şerrinden Allah'a sığın, şeklindedir, demiştir. Bana göre, bunun şöyle bir başka izahı daha var, ayın, kendi bünyesinde ışıklı, ışık saçan, bir varlık olmadığı, aksine karanlık olduğu doğrudur. İşte. Yasık karanlık oluşundan Murat budur. İse ışığının ayın sonunda kaybolmasıdır. Müneksimler o ayın sonunda uğursuz olan kuvvetten düşer. Çünkü ışığı gitgide azalır. Bu sebeple de gittikçe uğursuzluğu artar. İşte bundan dolayı sihir yapanlar hastalık yapacak sihirlerini bu vakitte yaparlar. Bu Surenin sebebin üzürlüğüne uygundur. Çünkü bu sihirbazların Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, hasta etmek için sihir yapmalarından dolayı nazil olmuştu, demişlerdir. 3. I. B. N. bu ayet, düştüğü zaman, Süreyya, yıldızının, şerrinden, manasınadır. O düştüğü, battığı, zaman, hastalıklar artar, doğduğu zaman da ortadan kalkar. Buna göre, batıda battığında, aşağı süzüldüğü, aktığı, için Süreyya'ya, yasık denilmiştir. Onun, bu da yeryüzünün altına girmesi ve gözlerden kaybolması demektir, der. 4. Keşaf sahibi, gasık ile siyah yılanların kastedilmiş olması da caizdir. Bu da çarpması ve nakbıdır, delmesi, sokmasıdır. Veya hb ve nab, aynı manayadır, demiştir. Bil ki bu, zikredilen izahların en zayıfıdır. 5. Gasık, batan güneştir. Buna, feleğinde, yörüngesinde, yüzdüğü için, gasık denilmiştir hareket ve gidişine, gask denir. Güneşin, bu kulbuda, da, gözden kaybolması ve yerin altına, öbür tarafına, geçmesidir. Nefis saat 4. Düğümlere nefes eden kadınların şerrinden. Bu ayetle ilgili birkaç mesele var. Birinci mesele. Ayetle ilgili, iki görüş var. Birinci görüş, nefes, tükükle birlikte üflemektir. Keşaf sahibi böyle değmiştir. Bazıları, nefes, sırf üflemek manasınadır. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, Cebrail kalbime şöyle üfledi, telkin etti, hadisindeki kelime de, bundandır. Ukad, ukdenin, düğümün, çoğuludur. Bunun sebebi şudur, sihir yapan, sihir için bir şey okumaya başladığında, eline bir ip alır ve ona durmadan düğüm üstüne düğüm atar ve bu düğümlere üfler. Burada, nafisat, kelimesi, şu sebeplerden dolayı müens olarak getirilmiştir. Bir, bu sihir sanatını kadınlar daha çok yaparlar. Çünkü onlar, düğüm a, tar ve o düğümlere üflerler. Bu böyledir çünkü sihirde en büyük maksat, bununla kalbi bağlamaktır. Buna olan gayreti ve düşünceyi sağlamlaştırmaktır. Bu ise bilgileri az. Şehvetleri, arzuları, çok olan kadınlardan olur. Dolayısıyla onların bu işi, daha kuvvetli olur. Ebu Übeyde, düğümlere nefes eden kadınlar, Yahudi Levid ve A. Sam'ın, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e sihir yapmış olan kızlarıdır, demiştir. 2. Ayetteki, nefasat ile nefsler kastedilmiştir. 3. Bundan murat, cemaatlar, topluluklardır. Çünkü bir sihir yapmak için toplanan sihirbazlar, her ne zaman daha kalabalık olursa, tesir daha şiddetli olur. İkinci görüş, Ebu Müslim'in görüşüdür. Buna göre nefasetin şerrinden ifadesi bağlanmış olan yani erkeklerin kararlarına ve görüşlerine bağlı mahkum kadınların şerrinden Allah'a sığınırım demektir. Bu bağ düğüm ipin bağlanması tabirinden istaredir. Nefes çözülmesi kolay olsun diye üzerine tükürmek suretiyle ipin düğümünü yumuşatmak kolaylaştırmaktır. Buna göre ayetin manası şöyledir. Kadınlar erkeklerin kalbinde büyük bir sevgiye sahip oldukları için erkekler üzerinde tasarruf ederler ve onları bir görüşten bir görüşe, bir karardan, başka bir karara çevirirler. Dolayısıyla, Allahü Teala, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, yine, onların şerrinden sığınmayı emretmiştir. Nitekim bir başka ayette de, hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan, size düşman olanlar var. Onlardan sakının, Teabün, 14 buyurmuştur. Bundan dolayı, Allahü Teala, Yusuf aleyhisselam, un dilinden, şüphesiz sizin hileniz büyüktür, Yusuf, 28, buyurarak, onların hile ve tuzaklarının büyüklüğünü belirtmiştir. Bil ki, eğer çoğu müfessirin görüşünün aksine olmasaydı, bu güzel bir görüştür. Sihir ve mutezile Mutezile, sihrin tesir edebileceğini kabul etmez. Bu mesele daha önce geçmişti. Alimler, o sihir yapan kadınların ve erkeklerin, şerrinden Allah'a sığınmanın şu üç sebebi vardır, demişlerdir. 1- Onların sihir yapmadaki amellerinin günahından sığınma. 2- Onların, sihirleriyle insanları fitneye uğratmasından sığınma. 3- Ölüm ve deliliğe sebep olan, adi yiyecekleri yedirmelerinden sığınma. Hasçinin şerri 5- Haset ettiği zaman hasetsinin şerrinden, Allah'a sığınırım. Malum şeylerdendir ki hasetçi başkasında olan bir nimetin, ondan giderilip kendisine verilmesini şiddetle isteyendir. Bu işe, eğer neredeyse sadece hile ile imkan bulabiliyorsa, kesinlikle buna başvurur. İşte bundan dolayı Allahü Teala, ondan sakınmayı ve Allah'a sığınmayı emretmiştir. Böylece, dini ve dünyevi açıdan kendisinden sakınılan ve çekinilen her şer bu surenin kapsamına girer. Bu yüzden bu sure nazif olunca, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bunun inişiyle rahatladı, sevindi. Çünkü bu, peşi sıra gelen sure ile birlikte, her şeyden sığınmayı içine almaktadır. Buradaki, hasçinin şerri, ifadesi ile, hast etme zamanındaki günahtan ve halinin çirkinliğinden, hasedinin ortaya çıkmasından sığınma, kastedilmiş de olabilir. Sure ile ilgili geriye iki soru kalmaktadır. Birinci soru, yarattığı şeylerin şerrinden, ayeti, sığınılan şeylerin hepsini içine alan, genel bir ifadedir. Binaenaleyh bundan sonra, gesik, nefasat ve hasçinin şerrinden ayrıca sığınmanın ne manası var? Cevap, bunlar, bu şeylerin serlerinin, en büyük şer çeşitleri olduğuna bir tembih, işaret olarak zikredilmişlerdir. İkinci soru, burada sığınılması söylenen şeylerin niçin bazıları marife, bazıları nekire olarak zikredilmiştir? Cevap, nefasat, düğümlere üfleyen kadınlar, kelimesi marife olarak zikredilmiştir. Çünkü her böyle üfleyen, sihir yapan kadın şerlidir, gıyasık, gece, kelimesi nekire olarak zikredilmiştir. Çünkü her gıyasık, gece, şerli değildir. Aynı şekilde her hasetçi de şerli değildir. Aksine nice hasedler, övgüye değer olur ki bu tür hast, hayır hasenat yapma konusundaki, gıptadır. Allah Sübhanehu ve tealain iyi bilendir. Salatu selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına olsun, amin. 0. 114 Nas Nas Suresi